Herkese merhaba, kanalıma merhaba. Hoş geldiniz. Meltem benimle. Onu bu videoyu çekmeye ikna etmek için çok uğraştım. Bayağı. Şimdi bir de hasta da biraz, o yüzden biraz zor ikna ettim. Bizdeyiz, Meltem bize geldi bugün. Beraber bir mukbang çekelim istedim onunla. Aslında şöyle, farklı videolar çekmem için o bana ısrar etti. Ne çekelim ne çekelim, beraber ne çekebiliriz? En fazla bunu çekebiliriz, sohbet ederiz diye düşündüm. Aslında ben son mukbang videomu çekmiştim sushi ile ve diyetteyim. Normalde böyle şeyler yememem lazım. Ama bu video için bir istisna yapabiliriz. Evet, bence de yani. Tamam, o zaman başlayalım. Sen önce benim ahistimi açar mısın? Tabii ki. Ben benimkini açacağım. Hayır. Ben nerede yemek yersek yiyelim, içeceğimi Meltem'e evet. Açtırıyorum çünkü tırnağım bozulmasın diye. Ama başlıyoruz. Tamam. Neden bahsedeceğiz? Bugün öncelikle videoyu şöyle bir başlangıç yapalım istiyorum. Böyle bir video Meltem'in kanalında da göreceksiniz. Çünkü Meltem'i de YouTube kanalı açma konusunda ısrarlarım bir sonuç verdi ve o da açıyor YouTube kanalı sonunda. Ona da herhalde bir mukbangle bir başlangıç yapacağız. Evet, yani iyi olabilir. Bakacağız, bilmiyorum. Şimdi bu arada Meltem'in kanalını açtık biz. Linkini bu videonun altına koyacağım. Siz takip edin. Bu videodan sonra orada da bir video olacak. Evet, orada bir video gelebilir. Evet. Bu tarz bir video. Gelebilir mi? Gelebilir yani. Siz abone olun da. Başlıyoruz. Biz şey konuşmadık Meltem'le. Hani şöyle konuştuk iki gündür ne yapacağız diye ama bir şey bulamadık. Ne konuşalım diye videoda. Sonra şeye karar verdik. Biz geçen hafta iki tane Hintli YouTuber'ı misafir ettik İstanbul'da. Onları evet. Gezdirdik. Oradan başlayalım. Sonra bizim Türkiye'deki YouTube olaylarından, YouTuber'lardan bahsedelim dedik. Yani güzel, evet. Tamam. Peki hadi. Ben hamburger yiyorum. Aslında yememem gerekiyor. Meltem de nugget yiyor. Aha, şunları açmadık. Soğan halkası aldık. Ve patatesimiz var. Gelebilecek yorumları tahmin ediyorum az çok ama arkadaşlar lütfen mantıklı yorumlar yapın. Eğleniyoruz biz. Siz de eğlenmenize bakın yani. Çok detaylara takılmayın. Yani biz yemek yiyelim dedik. Siz de bu sırada bize eşlik ediyorsunuz gibi bir şey. Siz hatta durdurun videoyu. Siz de gidin sipariş verin. Aynen. Yani beraber karşılıklı da yiyebiliriz. Ben öyle yapıyorum mukbang videolarını. Bence zaten bu videoların amacı da o. Amacı yani o karşılıklı da, yemek yemek. Şu anda amaca uygun çok kullanılmıyor. Kullanılıyor. Sen seviyor musun? Olabilir. Ben seviyorum. İzliyorum. İzliyor evet. Musun? Evet, izliyorum. En sevdiğin? Ya öyle en sevdiğim yok da. Ben sushi izlerken. İzliyorum ya. Sushi videolarını sushi izliyorum. Sushi videolarını izliyorum. Burger King. KFC videolarını izliyorum. Seviyorsun sen. Aynı yemek yerken izliyorum ya. Güzel oluyor. Peki. Ne yaptık Hintli misafirlerle? Sen başla. Bence sen başla. Ben mi başlayayım? Aynen. Tamam. Şimdi biz Hintli misafirleri önce Kadıköy'de ağırladık. Bizim bir eğlencemiz vardı. Onlar da bize katıldılar. Ya, eğlence değil de böyle kız eğlencesi. Küçük çaplı böyle bir kız eğlencesiydi. Onlar da katıldılar bize. Acayip komiklerdi. Yani komik değil. Gerçi onların da YouTube kanalı var. Ve zaten onlar komedi videoları evet, çekiyorlar. Evet, onu söyleyecektim. Komedi videoları çekiyorlar. Tabii ben bu olayı kavrayana kadar uzun bir süre geçti. Ben sürekli Meltem İngilizce bilmediğim için Meltem aramızda şey iletişim kurdu. Meltem diyorum sorsana diyorum vlog çekiyorlar mıymış Türkiye'de? Aslında adamlar vlog falan çekmiyorlar. Evet. Sadece komedi videoları çekiyorlar ve bayağı da takipçileri var açıkçası. Bizdeki kim gibiler mesela? Neyi düşünüyorum? Kafalar. Evet, bizdeki kafalar gibi olabilir belki. Aynen. Onlar gibiler, evet. Ama kafalar vlog falan da çekiyor ya. Yani şeye falan, Ukrayna'ya falan gitmişler. Elviş vlog çekmiyor mu? Kim? Elviş. Erdinç hangisi? Elviş. Ya vlog çekmiyor, yok hayır. O da mı komedi ha, tamamen? Evet, tamamen komedi. Bir tanesinin 5 milyon abonesi vardı. Bir tanesinde 3,5-4 milyon kadar YouTube'da. Instagram'da da birinin 1 milyon, 1 küsür milyon işte. Birinin de 500 bin falan. Aynen. Öyleydi. 480 falan. Ama benim Meltem'e söylediğim bir şey var. Sonuçta ülkelerinin nüfusu 3 milyar. 3 milyarlık bir nüfusta. Evet, az. Ona göre az. Bence az bir abone sayısı. Bence göre çok tabii. Olağan bir abone sayısı. Az demeyelim de. Olağan bir şey çok. Sakın bu videonun buraya altına... Buraya ne için gelmişlerdi ondan da bahset bence. Ha şey, bir YouTube etkinliği için gelmişlerdi ama çok fazla şey olmadı. Haber olmadı o YouTube etkinliği. Geçen seneki etkinlik çok fazla ama haber çok olmuştu. Ama çok fazla yurt dışından YouTuber gelmişti. Hatta oyuncular da vardı. Hintli oyuncular vardı, aktörler vardı. Tabii ben onların paylaştığı hikayelerde falan gördüm Instagram'da. Sonra yine o ünlülerin sayfalarına da baktım. Bayağı gelen varmış aslında oyuncular. Ya çok sadece komiklerdi Hindistan'dan ama. Değil, farklı ülkelerden de. Ama çok bizdendiler de aynı zamanda. Böyle
naif, mütevazi. Çok mütevaziydiler bir kere. Evet. Ne bileyim o kadar bir tanesi aynı zamanda bu 5 milyon abonesi olan aynı zamanda oyuncu, aktördü yani. Evet. Ama çok mütevaziydi. Hatta bir Hint restoranına gittik. Orada arkada televizyonda arkadaşın oynadığı klipten bir sahne vardı. Aynen öyle. Tesadüf yani ama. Bir şarkıcının, Hintli bir ünlü bir şarkıcının klibinde oynamış. Klibinde oynamış. O da orada çıktı. Ve bize şey dedi, biz böyle yemek yiyorduk. Arkadaki videoya bakın bakın, başında kep olan kişiye bakın falan dedi. Bir baktık yanımızda o kişiye. O. Öyle bir şok yaşadık. Ama çok... Bu arada Hint restoranından da bahsedelim. Hint yemek... Ben Meltem'e ısrarla şey diyordum. Kore restoranına gitmiştik. Orada bir yemek yemiştik. Sushi videosu çekmiştik. Hint yemeği de yiyelim diye ısrar ediyordum sürekli. Meltem'e bir türlü ama olmadı. Fırsat olmadı. Gidemedik yani. O gün de Meltem'e şey dedim. Keşke dedim Hint yemeği yemek isteseler Hint restoranına gitsek dedim. Tesadüf Hint yemeği yemek istemişler. Aynen. O gün. Hint restoranına götürdüler bizi. Yemeklerini tattık. Benim hiç damak zevkime uymadı. Ben beğendim ama. Çok baharatlıydı. Ben baharat seviyorum. Güzel de o yüzden. Bir de vejetaryen besleniyorlardı. Bir tanesi değil ama ikisi vejetaryen besleniyordu. Ama tavuk yiyorlardı. Vejetaryen diye soruyorlar. Sonra tavuk yiyorlar. Onlar dana eti için soruyorlardı. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki inek onlarda kutsal ve yemiyorlar. Bir tanesi yiyordu ama. Evet, bir tanesi yiyordu. Yemişti daha doğrusu. Bizim yanımıza sosis yedi. Evet, o biraz açık görüşlü. Kumbiye denettirdik bu arada onlara. Her neyse, şey çok ilgimi çekti. Bu arada vlogların linkini şuralara koyacağım. İzleyin, Hint yemeklerinden bahsettiğim video da var orada. Vlogda yani Hint restoranı da gösteriyorum. Ayran gibi bir içecek içiyor. Yoğurt ama yoğurdun içine şeker koymuşlar. Bildiğiniz ayran gibi görünüyor ama tatlı. Nasıl o tadı? Meltem baktı. Güzeldi de ben yemeğin yanında öyle bir şey içmem yani. Hani evet, milkshake gibi. Falan içerim. Milkshake gibi. Aynen, milkshake gibi. Biraz daha böyle hani annelerimiz evde bir yoğurt yapar ya. Onun tatlısı gibi. Ben bakmadım. O tarz bir şeydi. Açık görüşüyüm ama. Güzeldi. Ben de yeni şeyler denemeyi seviyorum ya. Sonra onları Taksim'e götürdük. Oradan da Sultanahmet'e geçtik. Ayasofya Yerebatan Sarnıcı. Yerebatan Sarnıcı'nda tadilat vardı. Vallahi rezil olduk. Yani kapkaranlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Evet. Acayip kötü kokuyordu. Berbattı yani. Ayasofya kapanmıştı, yetişemedik. Topkapı Sarayı'na da gidemedik, yetişemedik. Bir tanesi sürekli dondurma yiyordu. Türk dondurmaları... Ve bu soğuk havada evet. Mont denen bir şey yoktu üstlerine ya. Çok garipti gerçekten. Hep böyle ince kapşon. Bence yanlarında mont yoktu. Yo, diğerinin montu vardı ilk gün. Sonra üçüncü mont vardı. Sonra bir daha giymedi o montu. Ha, doğru. Ama üşüyorlardı da. Bence biraz güzellik için mont giymiyorlardı. Zaten marka takıntıları falan da vardı. Evet, Balenciaga'ya kafayı takmışlardı. Sürekli o mağaza nerede, o mağaza nerede diye soruyorlardı. Bir tanesi çok ilginç giyiniyordu. Allah aşkına gidin takip edin şunları, görün nasıl giyindiklerini. Bir tane Gucci bir ayakkabısı vardı. Onu böyle yan tarafa falan koysana fotoğrafını. O zincirli falan böyle yürüdüğünde ses çıkaran. Senin çok sinirlerim bozuldu ya. Siz vloglarda isimleri yazıyor. Oradan girin bakın. O resmi buraya koyabilir miyim bilmiyorum ama. Ya da koyma ya. Kokonatı kıyameti kopartıyor. Hangisi? İzleyeceğini düşünmüyorum da. İzlemezler de. Diğer vlogu da izlememişlerdir onlar bence. Hı. Şeyde, Sultanahmet'te bol bol fotoğraf çekildik. Ben daha hiçbirini paylaşmadım ama. Ha ya, kapalıydı. Kısacası hiçbir yere yetişemedik. Bir tanesi ısrarla dondurmaydı. Ben diyetteyim ve yeni iyileşmiştim. Meltem'in, benim ve Meltem'in kuzeni Gizem'in canı dondurma istedi. Çünkü çocuk yanımızda 4 kez dondurma yedi. Doğal olarak bizim de canımız istedi dondurma. Gittik dondurma yedik biz de. Ama biz AVM'nin içindeydik. Yani onun gibi o soğuk havada dışarıda yemedik. Peşinden Meltem hasta oldu. Evet, hasta oldum. Ve onlar hiç hasta olmadılar ya. Bence olmuşlardır. Şimdi bence Hindistan'a olmadılar. Döndüler bu arada. Evet, döndüler. Aha, Kapadokya'ya gitmediler. Hı hı. Vazgeçtiler büyük ihtimal. Bence zor geldi onlara. Oraya gitmek yani. Aynen. Neyse işte. Ya da çok alışveriş falan yaptılarsa paraları da kalmadı. Yani. Evet, doğru. Bayağı bir alışveriş merakları vardı. Yüksek ihtimalle yapmışlardır zaten. Biz onları en son AVM'de bıraktık. Döndük biz onlar. Ayrıldık yani. Evimize döndük. Onlar orada AVM'de kaldılar. Peki, gelelim bizdeki YouTuber'lara.
Biz de YouTuber'larla ilgili konuşacaktık Meltem bir de. Konuşalım. Kiminle ilgili konuşalım? Kimi izliyorsun mesela? Yani böyle çok takipçisi olanlardan. İzlediğin yok mu? Polina. Tamam. Vloglarına bayılıyorum. Ben çok izlemiyorum. Birkaç videosunu izledim sanırım. Sevmedin mi yoksa? Hayır, seviyorum aslında da. Ya bilmiyorum, şu sıraları izlemiyorum ya. Ben Amerika vloglarına bayılarak izliyorum. Bakayım ben de. Bir ara birkaç videosunu izledim aslında. Sonra daha izlemedim. Yani böyle bir video editleme yok. Olay bir video editliyor. Gerçekten kurgu çok güzel. Bayılıyorum yani. Azıcık örnek alıyorum demeyeyim çünkü videolarımın onun videolarının alakası yok yani. O beceri bende yok. Ama öyle videolar çekmek isterdim açıkçası. Amerika'da mı yaşıyor? Aa, şimdi Türkiye'de yaşıyor normalde ama şimdi Amerika'da bir üniversiteye başladı. Yüksek ihtimalle orada yaşayacak artık ama erkek arkadaşı orada yaşadığı için sürekli oraya gidiyor. Anladım. Sen kimi takip ediyorsun? Çok ünlü. Damla bir işte. Yok. Onu yani bazen izliyorum evet. İzliyor musun? Merak ediyorsan bazı videolarını izliyorum. Mesela? Ya ne bileyim. Makyaj videolarını izliyor musun? Yani çok ilginç bir makyaj yaptıysa izliyorum. Merak ettiysem. İlk başta deli gibi izliyordum. Çünkü çok gülüyordum. Evet. Ama o sonra şey, baydı beni. Onun bir kelimesi var ya, söylemeyeyim şimdi. Onu duymak için. Y ile başlayıp K ile biten. Onu ben de söyleyemem. Ama o zamanlar böyle ilk başta komik geliyordu. Sonra biraz irite oldum. Ama kızın gerçek kişiliğini görünce sevdim yani. Ama ben izlemiyorum. Çünkü benim tarzım ben değil videolar. Ben seviyorum ya. O tarz videoları izleyince sıkılıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ben daha çok vlog izliyorum. Böyle dünyayı gezen... Aa, ben hiç içmedim bu arada. Dünyayı gezen kimi izliyorsun? Emre Durmuş muydu? Zayıf bir çocuk böyle. Çok zayıf bir çocuk. Yağmur diye bir kız arkadaşı var. Yağmur'u izliyorum. Tamam biliyorum ben onu. Instagram'dan takip ediyorum. Onun Kore'de çektiği birkaç videosunu izlemiştim. Hangi? Emre mi Yağmur mu? Yağmur'u bilmiyorum video çektiğini. Onu şu an senden... Kız arkadaşı. Onun video çektiğini bilmiyordum. Çocuğun videolarından birkaç tanesini izledim. Özellikle Kore'deki videolarını izlemiştim. Beğendim, güzel. Seviyorum ben. Aynen. Sonra... Sergili izliyorum ben. Sen hala izliyorsun. Aynen, izliyorum. İzliyorum. Sergili izliyorum. Bebeği oldu. Onun gezi videolarını da izliyorum açıkçası. Çünkü Japonya'yı seviyorum yani. Aynen. Onu da izliyorum. Kitap videolarını izliyorum. Market alışverişi videolarını izliyorum. Bu bir itiraf. Önce herhalde çantamda ne var çekmiştim. Onu da izledim. Bana da arayıp çantamda ne var, ben onu aradım daha doğrusu, konuşuyorduk. Sen neden çantamda ne var artık çekmiyorsun, çek falan dedi. İzlenmez diye düşünüyorum ben ama bilmiyorum. Bence izlenir, ben seviyorum bu tarz videoları. Ya bir de şu sıra çok fazla çeken yok. Evet, şu sıra çok yok. Evet. Kimse çekmiyor artık. Aynen. Çekmiyorlar. Sonra kitap... Ya şey deme şey booktuber demek istemiyorum ama kitap videoları çeken kanalların hepsini izliyorum. Aynen. Ya ben de çoğunu izliyorum aynen. Hatta şöyle söyleyeyim. Şeyda Ünal mıydı? Geçen gün Şeyma değil miydi? Şeyma mıydı? Şeyma diye hatırlıyorum ben. Şeyma'dır. Şeyma Ünal, geçenlerde onun kafesine gitmiştik. Onun kitap videolarını çok severek izliyorum. Ben de çok seviyorum onun videolarını. Bir kitap kulübü de var aynı zamanda. Henüz katılmadım ama katılmayı düşünüyorum. Sonra Baldan Beri'yi Gizem'i çok seviyorum. Zaten bizim izlediğimiz kitap videoları hep ortak. Ortak. Yüksek ihtimalle birbirimize önerdiğimiz için. Aynen. Veya da şey oluyor, birbirimizi takip ettiğimiz için önerilerde, beğenilerde falan. Aynen, öyle de oluyor olabilir. Gizem'i de Kübra'yı da seviyorum ama Kübra kanalda çok aktif değildi. Şu aralar aktif gerçi de. Bir ara aktif değildi. Full Gizem'in videoları. Gizem daha aktif sanki yine de ya. Ama sanırım şey yüzünden... Kübra'nın okul son senesiydi herhalde. Bence sınav haftası falan belki. Hangi bölüm okuyordu? Mühendislik. Kübra mühendislik okuyormuş. Bu arada onu da dün öğrendim. Bir video çekmişlerdi. Onu izledim dün. Orada öğrendim. Kübra da Fransız dil edebiyatı mı okuyordu? Galiba. Ay, doğru değilse lütfen özür diliyorum. Ben Fransa'ya gider. Fransa'ya gittiğini biliyorum. Orada yaşadı sanırım bir dönem. Değil mi? Yaşadığımı bilmiyorum ama gitmiş. Erasmus'la mı gitmişti? Nasıl gittiğini bilmiyorum, ne kadar kaldığını da bilmiyorum ama gittiğinden eminim çünkü oradan aldığı bir şeyi göstermişti bir videonun bir kısmında.
Orada şahit oldum yani. Sonra kimi izliyoruz? İkimiz de şu an ismini hatırlamayacağız ama ikimizin de altına yorum yazdığı kız evet, var ya. Evet, bir hesap var. Sanırım ne oldu bilmiyorum ama bir anda video kesildi. Şeyden bahsediyorduk. İkimizin de takip ettiği ama adını bilmediğimiz kitap videoları çeken kızdan bahsediyorum. Evet. Böyle gözlüklü bir kız. Sevgilisiyle videolar çekiyor. Ama bir kız daha var onun gibi. Gözlüklü ve sevgilisiyle videolar çeken. Şimdi o ikisiyle karıştırmasınlar. Şimdi şöyle yapacağım. Alta İkisini aşağıya. İkisini de izliyorum ben. Sen de izliyorsun. Aşağıya bu videoda bahsettiğimiz kanalların isimlerini yazalım bence. Aynen bence de yazalım. Net olsun. Ayıp olmasın ya. Ayıp olmasın. Böyle gözlüklü kız falan filan sevgilisiyle. ama öyle. Çok güzel. Bu arada hani şey değil. Severek izliyoruz. Çok severek izliyoruz. Çok da yeniler. Bir tanesi çok yeni. Çok bence çok güzel içerikli. Konuşamadım ya. Güzel çok... içerikli videolar çekiyorlar. Aynen öyle. Hem sinemadan bahsediyorlar, kitaplardan bahsediyorlar. Peki şimdi bomba bir soru soracağım. Kimi sevmiyorsun YouTube'da? Bu soruya cevap YouTube'da verebilir misin? Kimi sevmiyorum? Kimi sevmiyorum ya? Ya kimseden nefret etmiyorum. Nefret etmek değil. İçeriğini de sevmiyorum. Saçma bulma da. İçeriğini de sevmiyorum. Hoşuma da gitmiyor. Falan. Böyle biri yok mu? Ben söyleyeceğim. Sen söyle. Aklıma gelirse söyle. Şu an gerçekten aklıma geldi. Enes Batur. Şu an kuzenim beni öldürecek. Sürekli benim yanıma gelince şey diyor. Enes Batur. YouTube budur. Sevemedim ben. Isınamadım bir türlü. Ben seviyorum şöyle. Mesela şöyle videolar çekiyor. İşte 500 TL'ye hamburger yaptım falan diye. Onları merak seviyor musun? Ediyorum, izliyorum evet. Gerçekten evet, mi? Evet izliyorum yani. Şu an şu yaptığımızdan bir farkı yok da. Ben merak ediyorum. Ben hani oyun videolarını sevmiyorum. Ne kadarlık bir et almış olabilir işte falan diye oha merak ya, ediyorum. Ben bilmiyorum. Ha, diğer videolarını izlemiyorum. Şeyi sevmiyorum ben. Oyun videolarını sevmiyorum. Hani böyle konsolun karşısına geçiyor falan ya. O olayı, gerçi onu Orkun da yapıyordu bir ara herhalde. Yapıyor mu? Bilmiyorum, emin değilim. Yapmıyor şu an. Bu olayı şu anda yapmıyor. Enes de yapmıyor şu anda. Bilmiyorum, belki de yapıyordur. Belki ama bir ara şey, Reymen, Orkun, Enes şey yapıyordu. Birbirlerine böyle şarkı göndermeli. Ne? Diss. Neydi? Diss atıyorlar. Diss mi atıyorlardı? Herhalde, bilmiyorum ki. Öyle bir şey yapıyorlardı. Onların hepsini izledim, itiraf ediyorum. Hepsini izledim. Bizi bir Enes Batur fanısın aslında. Ama hayır, fan falan değilim ya. Enes Batur fanı değilim de şeyin fanı olabilirim. Ne dedim ya biraz önce? Enes, Orkun, Reymen. Reymen'in şey... Ben onun hiçbir videosunu izlemedim. Hiçbir videosunu? Hiçbir. Sadece i̇şte, Instagram'dan takip ediyorum. Şey ben şey videosunu izlemiştim. Bir tane ünlü bir mankenle mi biriyle yaptığı bir video vardı. Onu izlemiştim bir tek. Hmm. Allah kahretsin. Diyeti katlettim resmen. Gerçekten diyeti katlettim. Utanıyorum. Akşam yani, spora gidersin. Akşam spora gidemeyeceğim bir de yani. Öyle bir durum söz konusu. Bir de Meltem'in kanalı için de video çekeceğiz. Pardon. O zaman daha da beter. Ya şimdi nasıl olsa yemek yedik. Değişik sesler çıkmasına da şey yapmazsınız herhalde. Çünkü eminim ki bu videoyu izleyenler şey videolarını da izliyordur. Hani böyle şeyi koyuyorlar ya. Mikrofonu koyup böyle. Aslında mukbang o iş zaten. Bu şu an bizim yaptığımız. Mukbang değil o. ASMR neydi o ya? Ya bence aslında mukbang o ya. Hayır ya. Ben peki son mukbang deyip bir daha mukbang çekmeme ne diyorsun? Can boğazdan gelir. Bir şey söyleyeceğim. Benim YouTube kanalımda en saçma bulduğun, en iğrenç bulduğun ya da en beğenmediğin video. Ah beni eleştirdi. Bir şey söyleyeceğim. Bakmam lazım şöyle bir kanalına. Aç telefonu ver. Göm beni Meltem. Ama senin saçma bir videon yok ki ya. Ya saçma mı? Vardır illaki kötü bir video. Bence yok. Ben mesela en sevmediğim video... En saçma videolar var yani. Gerçi evet. Tamam öyle bakarsak okey tamam. Şöyle. Ya video çekmek için çektiğim bir video olabilir eleştiri. En aşağılara mı ineyim? Nereye iniyorsun ne bileyim. Acaba ses gidiyor mu? Yukarıda herhalde çivi çakıyorlar. Bilmiyorum ne yapıyorlar ama. Her şeyi de yedim yalnız ha. O kadar açtım ki ama. Kahvaltı yapmadım. Dün akşam yemeği yemedim. Ya senin saçma bir videon yok ki. Beğenmedin. Bu vloglar var yani. Aa seninle tanışma videomuz. Oha. Açsana şunu. Belki şu saçma olabilir bir dakika. Şu içeceği denedim, tek bir içeceği denediğim bir video var ya. Terbiyesiz. O saçma olabilir. Çok terbiyesiz çünkü bir kız. Çünkü bir tane bir içeceği almış.
Hani tek bir içecek, anladınız mı? Hani gidip marketten işte ne bileyim hani bir şey falan çekiyorlar ya, A101 atıştırmaklarını konuşamadım. Yani çok terbiyesiz. Abur cuburlarını deniyorum. Hani öyle bir video çeksen hani birden fazla abur cubur çeksen neyse. Bir tane içecek almış gitmiş, bir tane kahve almış. Böyle marketlerde satılan. Onu içiyor, onun şeyini söylüyor. Ya çok terbiyesizsin gerçekten. Beğenip beğenmediğini söylüyor. Yani saçma değil mi? Söyleyeceğim size onun ne olduğunu. İli diye bir İli herhalde böyle söyleyeyim. İli diye bir marka var. Hı. Onun bir kahvesini denemişim. Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçi 310 kişi izlemiş. İyi izlenmiş. Açtım. Böyle bir şey görünmüyor herhalde ama. Belki o kahveyi denemeyen birileri vardır. Kahveyi içip deniyorum. Ne var yani? İlk zamanlarım. Hayır, saçma bulduğunu söyledim. Çok terbiyesizsiniz. Yani. Şimdi de insan söylemez diyor yani. İnsan söylemez arkadaşım diye biraz kollar böyle şey yapar. Ben sen yem attım, numara yaptım yani. Söyler, söylerim yani. Neyse. Ama ben esirgemem arkadaşlar. Neyse, o videoları ben de beğenmiyorum. İtiraf ediyorum. O videoları ben de beğenmiyorum ama silmiyorum çünkü benim için anısı var. Aynen, yani aynı YouTube aynı zamanda bana da anı biriktiriyor açıkçası. Geçen gün şey yaptım. Ukrayna vloglarını izleyip kızlara gönderdim linkini. Hani izliyorum baştan arada. Diye. Baştan açıp izledim. Hilmi Kapadokya video çektim Kapadokya'da. Onu editledim, YouTube'a yükledim ama daha yayını açmadım. Onu yükleyince emin olun, yani böyle ayda bir kere açıp o vlogu izleyeceğim. Çünkü bana da anı, gülüyorum ben kendi videolarıma. Kendi yaptığım esprilere, kendi söylediğim sözlere, kendi hatalarıma. Yani hepsine gülebiliyorum. O yüzden bana da anı kalacak evet, birazcık. Bence de. Şimdi artık Mert'imin de YouTube kanalı olacağına göre onunla da bol bol dalga geliyor. Geçebilirsin, sıkıntı yok. Onlar da bana alıp ne videoları çekeceksin? Ne videoları çekebilirim? Vlog çekebilirim. Yeme içme videoları olabilir. Böyle. Yani böyle de olabilir. Değişik şeyler de deneyebiliriz. Lokmusa. Japon mutfağı, Kore mutfağı, Hint mutfağı. İşte ne bileyim, Türkiye'de olan farklı tatlıları deneyebiliriz. İstanbul'da olan. Çünkü çok beraber fazla... mi? Beraber mi deneyeceğiz? Beraber de yapabiliriz. Hı. Evet. Onun başka? Dışında dikiş dikiyorum, tasarım yapıyorum, çizim yapıyorum. Kitap çantaları var Meltem'in. Onlarla alakalı videolar gelebilir. Gelebilir. Kitaplarla ilgili? Kitaplarla ilgili gelebilir. Kırtasiye? Kitap favorileri, işte alışveriş, kitap alışverişleri olabilir belki. Ya benimkiyle hemen hemen aynı. Evet. Çünkü aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Bizim Meltem'le... Belki... Seninkinden farklı olarak böyle challenge videoları, işte eğlence videoları falan. Ama ben de challenge videoları çekmek istiyorum. Yap sen de, beraber yapalım. Çünkü ama ben tek eğer kuzenlerimi kandırabilirsem buradan izliyorlarsa onlarla beraber böyle yarışma videoları falan düzenleyebiliriz. Hem bize de anı kalır. Berfin önce benimle video çek lütfen arkadaşım. Hayır. Beraber çekelim. Berfin şey Meltem'in, Berfin ve Gizem kardeş ve Meltem'in kuzenleri onlar. Ama önce benim videolarımda oldular. Evet. Vloglarda var onlar da. Onlar buradan Berfin'e sesleniyorum. Lütfen önce benimle video çek. Meltem'le değil. Ben challenge videoları çekmeyi çok istiyorum ve kuzenlerim bana şey diyor. İşte YouTube'da çok fazla izleniyor. Neden çekmiyorsun falan. Ama ben bir türlü ya buna... ben hani izlensin diye değil. Eğlence diye ya. Biz çok eğleniyoruz. Gerçekten normal hayatta da yapıyoruz bu tarz şeyler. Harbi mi? Yapıyoruz. Beraber bir araya geldiğimiz zaman oyun oynuyoruz işte. Farklı farklı şeyler yapıyoruz aslında. Ve hani bunları yaparken neden... Biz bir tek Monopoly oynuyoruz. Videoya almayalım diye düşündüm. Biz bir tek Monopoly oynuyoruz ve Monopoly oynarken de kavga ediyoruz. Yani o da güzel. Her neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Meltem'i takip edersiniz. YouTube'dan da Instagram'dan da aşağıya yazacağım. Evet. Şuralara bir link koy. Oralara koymayı bilmiyorum. Yukarı bir yerlere koyuyorum ama onu da unutuyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz bu videolar hakkında? Bana diğer şey videoları, mukbang videolarımın altına lütfen bir tane daha çek, bir daha çekmelisin falan filan diye yorumlar gelmişti. Bazı da olumsuz hakaret içerikli yorumlar gelmişti. Hakaret içerikli yorumları siliyorum. Kesinlikle tahammülüm yok. Bana veya arkadaşlarıma en ufak bir hakaret edilmesine. Korkuyorum kendimi tutamayıp çok onlara da onlar gibi cevap vermekten ama her neyse buraları geçiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanallarımıza evet, abone olmayı. Ama lütfen beni de artık 4000 yapın. 3900'de kaldık. Evet. Yapın 4000 lütfen. Bu arada yani beni ilk defa bu videodan görüyorsanız Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Evet.
Yani belki takip etmek istersiniz. Bence ederler. Güzel bir profilim var. Bir de daha fazla paylaşım yapsan keşke. İkimiz de çok fazla paylaşım yapamıyoruz yani. Üşeniyoruz galiba. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.